Merhaba arkadaşlar, Sevil'in Eleme YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle işkembe modelinin yapılışını başlayacağız inşallah. Bu modelimizden birkaç video öncesi çekimimi yapmıştım. Sadece şu taban kısmı farklı olduğu için tekrardan size göstermek istedim arkadaşlar. İlk öncekini krem rengiyle yapmıştık. Şimdi beyaz ipimizle yapacağız. Tığımıza zincirimizi yapalım. Sağlamlaştıralım ilk yaptığımız zincirimizi. 22 tane zincir çekelim arkadaşlar. Zincirimizi çektik. Tığımızdaki bir olmak üzere zincirimizin aralarından ilmeklerimizi toplayalım. Tığımızın üstüne 22 tane ilmek olana kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. İki, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 tane ilmeğimizi tığımıza topladık. İlk başta bir olmak üzere ilmeklerimizi ikişer ikişer başa kadar bu şekilde verelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ilk sıramızı yaptık. Şimdi ikinci sıramızda arkadaşlar işkembe modelinin yapılışını başlayacağız. Tığımızdaki ilmeğimiz kalıyor. Bakın arkadaşlar, iki tane ilmeğimi aynı anda topluyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. İki tane ilmeğimizi aynı anda topluyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz arkadaşlar. İki ilmeği aynı anda topluyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. İkinci sıramızda bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şu ipi alma kısmını tığın ön tarafından alıyoruz ki arkadaşlar daha rahat ve istediğimiz şekli alması için. Bakın, iki ilmeği alıyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum. İki ilmeği aynı anda alıyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum. Hem kesme işlemi oluyor, hem çoğaltma işlemi oluyor arkadaşlar. 2 ilmeği aynı anda alıyorum. Tığımın üstüne ip doluyorum. 2 ilmeği aynı anda alıyorum. Tığımın üstüne ip doluyorum. Bir tane tek ilmeğimiz kaldı. Onu da tek alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı başa kadar örüp gelelim arkadaşlar. Ya da şöyle gösterelim. Bu kısmı birlikte yapalım. Bakın. 1, 2, başa kadar örme işlemi aslında aynı, sadece dolama işlemi olduğu için şu kısımlara dikkat edeceğiz. Tığımızın üstündeki bütün ilmeklerimizi örerek başa kadar geleceğiz arkadaşlar. İkinci sıramızı da örmüş olduk arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda arkadaşlar altta iki ilmeği almıştık. Üçüncü sıramızda ilk ilmeğimizi tek alıyoruz. Ondan sonra iki ilmeği aynı anda alıyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. İki ilmeğimizi aynı anda alıyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. Üçüncü sıramızda bu şekilde oluyor arkadaşlar. 2 ilmeği aynı anda alıyoruz. Tığımıza ip doluyoruz.
2 ilmeği aynı anda alıyoruz. Tığımızı ip doluyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bitirelim. 2 ilmeği aynı anda aldım. Tığıma ip doladım. 2 ilmeği aynı anda aldım. Tığıma ip doladım. Sonda 2 tane ilmek kaldı arkadaşlar. Onları da tek olarak öreceğiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da başa kadar örüp gelelim. Bakın arkadaşlar, modelimiz yavaş yavaş meydana çıkmış oldu. Şimdi ilk başta arkadaşlar 2 ilmek olarak almıştık. Sonradan tek ilmekle başladık. Şimdi tekrardan 2 tane ilmeğimizin tığımızın üstündeki ilmeğimiz kalıyor. Bakın 2 tane ilmeğimi aynı anda alıyorum. Tığıma ip doluyorum. 2 tane ilmeğimi aynı anda alıyorum. Tığıma ip doluyorum. 2 tane ilmeği aynı anda alıyorum. Tığıma ip doluyorum arkadaşlar. Bu tığıma ip dolama şeklini bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde yaptığınız zaman olmuyor. İlmek dışarıda kalmış oluyor. Ama bu şekilde yaptığınız zaman ilmek üst kısımda olduğu için kolaylıkla ilmeğimizi ikisini birden alaraktan kesebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar, 2 ilmeği aynı anda alıyorum, kesmiş oluyorum. Tekrardan tığıma ip doluyorum. 2 ilmeği aynı anda alıyorum, tığıma ip doluyorum. 2 ilmeği aynı anda alıyorum, tığıma ip doluyorum. 2 ilmeği aynı anda alıyorum, tığıma ip doluyorum. 2 tane ilmeğimizi aynı anda alıyoruz, tığımıza ip doluyoruz. Bu sırada bir tane ilmeğimiz kaldı. Onu da tek alıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da başa kadar örüp gelelim. Bakın arkadaşlar, desenimiz çok güzel bir şekilde meydana çıktı. Şimdi arkadaşlar 5. sıradayız. Bakın 5. sırada sadece şuna çok dikkat etmeniz lazım. İlk sırayı zaten düz örüyoruz. İkinci sırada 2 ilmek alaraktan başlıyoruz. Üçüncü sırada tek ilmek. Dördüncü sırada 2 ilmek. Yani bir tane tek, bir tane çift. O şekilde yaptığınız zaman, yani şu baş kısmını karıştırmazsanız diğer şekilde karışmaz arkadaşlar. Zaten 22 ilmekle yaptığımız zaman 22 tane ilmeği ta ki bu örneği meydana çıkana kadar öreceğiz arkadaşlar. Yani en çok dikkat etmeniz gereken kısım sıradaki başlama kısmı. Birinci bir tane alıyorsunuz, öbür sırada 2 tane ilmekle başlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bakın, zaten şurada anlaşılıyor. Bundan önceki sıramızda 2 ilmek almışız. Şimdi tek ilmek alacağız. Tığımızdaki ilmek duruyor. Bir tane ilmeğimizi örüyoruz. Ondan sonra 2 ilmeği birden alıp örüyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. 2 tane ilmeğimizi aynı anda örüyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. 2 tane ilmeğimizi aynı anda örüyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Anlaşılacak bir şekilde anlatabilmişimdir inşallah arkadaşlar. Hem kesme işlemi oluyor, hem çoğaltma işlemi aynı anda oluyor bu modelimizde arkadaşlar. Bakın şimdi 2 tane kaldı. 2 taneyi tek tek örüyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu işkembe modelimiz 27 sıra olana kadar arkadaşlar örelim. Şu kısmı böyle bu şekilde komple örelim. Burun kısmına geldiğimiz zaman, sizler de benimle birlikte örüyorsanız, birlikte burun kısmına başlarız arkadaşlar. Arkadaşlar, patiğimizin 27 sıra işkembe deseninin tarafını yapmış olduk. Şimdi sizlerle birlikte yeşil ipimizi bağlayarak da şu kısma başlayacağız arkadaşlar. 11 tane beyaz ipimizle öreceğiz. 6, 7, 8, 9, 9, 10 ve 11. 11 tane beyaz ipimizle ördük. Burada yeşil ipimizi alıyoruz. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane de yeşil ipimizle ördük. Rengine göre başa kadar örüp gelelim. Burun kısmımızın ikinci sırasında arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane beyaz ipimizle örüyoruz. Yeşil ipimizi alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane de yeşil ipimizle örüyoruz. Rengine göre başa kadar örüp gelelim. Burun kısmımızın 3. sırasında arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane de yeşil ipimizle örüyoruz. Rengine göre başa kadar örüp gelelim. 4. sıramızda arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane de yeşil ipimizle örüyoruz. Rengine göre başa kadar örelim. 5. sıramızda arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane de yeşil ipimizle örüyoruz. Rengine göre başa kadar örelim. 6. sıramızda arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1 2 3 4 tane yeşil ipimizle örüyoruz. Rengine göre başa kadar örelim. 7. sıramızda arkadaşlar 2 3 4 5. 5 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane de yeşil ipimizle örüyoruz. Rengine göre örüp gelelim. 8. sıramızda 2 3 4 5 6 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1 2 tane yeşil ipimizle örüyoruz. Rengine göre başa kadar örelim. 9. sıramızda arkadaşlar 2 3 4 tane beyaz ipimizle örüyoruz. Geri kalan 18 tane ilmeğimizi de yeşil ipimizle öreceğiz arkadaşlar. Yani şu kestiğimiz ikişer ikişer kestiğimiz bütün ilmeklerimizi tığımıza topluyoruz. Beyazla ördüğümüz dahi olmak üzere 22 tane ilmeğimizi örmüş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde bütün kestiğimiz ilmeklerimizi toplayalım arkadaşlar. 21 ve 22. Rengine göre başa kadar örelim. 10. sıramızda arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 yani bütün 22 tane ilmeğimizi beyaz ipimizle baştan sona bu şekilde örelim arkadaşlar. Arkadaki şu yeşil ipimizi yukarı doğru bu şekilde tutturalım. Burun kısmındaki
Çiçeklerimizin üst kısmını yaparken lazım olacak. Bu şekilde arkadaşlar 22 tane ilmeğimizi beyaz ipimizle örelim. Başa kadar örüp gelelim. Arkadaşlar bakın yeşil kısmını komple bitirmiş olduk. Sayıları düzgün yaptığınız zaman bu şekilde kusursuz görünüyor arkadaşlar. Şimdi lalelerimizle başlayacağız arkadaşlar. Lalelerimizin ilk başında 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane beyaz ipimizle örüyoruz. Burada siyah ipimizi ekliyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane siyah ipimizle ördük. Siyahla beyazı da beyaz ipimizle örelim. Başa kadar gelelim. Lalemizin ikinci sırasında arkadaşlar 3, 4, 5, 6 tane beyaz ipimizle örüyoruz. Siyah ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. Burada kırmızı ipimizi ekliyoruz. 1 ve 2. 2 tane de kırmızı ipimizle örüyoruz. Rengine göre başa kadar örüp gelelim arkadaşlar. Lalemizin 3. sırasında arkadaşlar 3, 4, 5 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane kırmızı ipimizle örüyoruz. Burada yeşil ipimizi alıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane de yeşil ipimizle örüyoruz. Sadece iki tane ilmek kalıyor. 5 yeşil, 5 kırmızı, 5 siyah ve 5 beyaz ipimizle örüyoruz. Rengine göre başa kadar örelim. Lalemizin 4. sırasında arkadaşlar 3, 4, 5, 6 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. 1, 2 tane de kırmızı ipimizle örüyoruz. Rengine göre başa kadar örelim gelelim. Lalemizin 5. sırasında 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane beyaz ipimizle örüyoruz. Siyah ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3 tane siyah ipimizle örüyoruz. Rengine göre başa kadar örüp gelelim. Lalemizin 5. sıra bittikten sonra arkadaşlar bir tane lalemizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi 6. sırada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ilmeğimizi beyaz ipimizle örüyoruz. Burada yeşil ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3 tane yeşil ipimizle örüyoruz. Rengine göre başa kadar örüp gelelim. Birinci lalemiz bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci lalemize geçiyoruz. İkinci lalemizde 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane beyaz ipimizle örüyoruz. Siyah ipimizi alıyoruz.
1 2 3 tane de siyepimizle örüyoruz. Rengini rengine göre başa kadar örüp gelelim. İkinci lalemizin ikinci sırasında arkadaşlar 2 3 4 5 6 tane beyaz ipimizle örüyoruz. Siyah ipimizi alıyoruz. 1 2 3 4 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. Kırmızı ipimizi alıyoruz. 1 2 tane de kırmızı ipimizle örüyoruz. Rengini rengine göre başa kadar örelim. İkinci lalemizin üçüncü sırasında 2 3 4 5 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. Kırmızı ipimizi alıyoruz. 1 2 3 4 5 tane kırmızı ipimizle örüyoruz. Yeşil ipimizi alıyoruz. 1 2 tane de yeşil ipimizle örüyoruz. Rengini rengine göre başa kadar örelim. İkinci lalemizin dördüncü sırasındayız. 2 3 4 5 6 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. 1 2 tane kırmızı ipimizle örüyoruz. Rengini rengine göre başa kadar örüp gelelim. İkinci lalemizin son sırasında arkadaşlar 3 4 5 6 7 tane beyaz ipimizle örüyoruz. Siyah ipimizi alıyoruz. 1 2 3 tane siyah ipimizle örelim. Rengini rengine göre başa kadar örelim. İkinci lalemiz de bitti. Aradaki şeridi yapmak için 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane beyaz ipimizle örüyoruz. Bir tane yeşil ipimizle örüyoruz. Rengini rengine göre başa kadar örüp gelelim arkadaşlar. Üçüncü lalemize geçtik arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1 2 3 tane siyah ipimizle örüyoruz. Rengini rengine göre örüp gelelim. Üçüncü lalemizin ikinci sırasında 3 4 5 6 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. Kırmızı ipimizi alıyoruz. 1 2 tane de kırmızı ipimizle örüyoruz. Rengini rengine göre başa kadar örelim. Üçüncü lalemizin üçüncü sırasındayız arkadaşlar. 2 3 4 5 5 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. 1
2 3 4 5 tane kırmızı ipimizle örüyoruz. Yeşil ipimizi alıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Yedi tane de yeşil ipimizle örüyoruz. Rengini rengine göre başa kadar örüp gelelim arkadaşlar. Üçüncü sıramızın orta kısmında bütün ilmeklerimizi toplamış oluyoruz bu sırada. Yapalım gelelim. Üçüncü lalemizin dördüncü sırasındayız arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. 1, 2 tane kırmızı ipimizle örüyoruz. Rengini rengine göre örüp gelelim. Üçüncü lalemizin son sırasındayız arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3 tane siyah ipimizle örüyoruz. Başa kadar örüp gelelim. Üçüncü lalemizi de bitirdik arkadaşlar. Şimdi aradaki şeridi yapmak için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane beyaz ipimizle örüyoruz. Bir tane yeşil ipimizle örüyoruz arkadaşlar. Rengini rengine göre başa kadar örelim gelelim. Dördüncü lalemize geçtik arkadaşlar. Dördüncü lalemizin ilk sırasında 3, 4, 5, 6, 7 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3 tane siyah ipimizle örüyoruz. Başa kadar örüp gelelim. Dördüncü lalemizin ikinci sırasındayız. 3, 4, 5, 6 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. Kırmızı ipimizi alıyoruz. 1, 2 tane kırmızı ipimizle örüyoruz. Başa kadar örüp gelelim. Lalemizin, dördüncü lalemizin üçüncü sırasında 2, 3, 4, 5 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane kırmızı ipimizle örüyoruz. Yeşil ipimizi alıyoruz. 1, 2 tane de yeşil ipimizle örüyoruz. Rengini rengine göre örüp gelelim. Dördüncü lalemizin dördüncü sırasında 3, 4, 5, 6 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah ipimizle örüyoruz.
Bir, iki tane de kırmızı ipimizi örelim. Başa kadar örüp gelelim. Dördüncü lalemizin son sırasındayız. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3 tane siyah ipimizle örüyoruz. Başa kadar örüp gelelim. Dördüncü lalemizi de bitirdik. Şimdi aradaki şerit için 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane beyaz ipimizle örüyoruz. Yeşil ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3 tane de yeşil ipimizle örüyoruz. Rengini rengine göre başa kadar örüp gelelim. Dördüncü lalemiz de bitti. Beşinci lalemizdeyiz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 3 tane ipimizle örelim. Rengini rengine göre başa kadar örüp gelelim. Beşinci lalemizin ikinci sırasındayız. 3, 4, 5, 6 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. Kırmızı ipimizi alıyoruz. 1, 2 tane kırmızı ipimizle örüyoruz. Rengini rengine göre başa kadar örüp gelelim. 5. lalemizin 3. sırasındayız arkadaşlar. 3, 4, 5 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane kırmızı ipimizle örüyoruz. Yeşil ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane de yeşil ipimizle örüyoruz. Rengini rengine göre başa kadar örüp gelelim. 5. lalemizin 4. sırasındayız. 2, 3, 4, 5, 6 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah ipimizle örüyoruz. 1, 2 tane de kırmızı ipimizle örelim. Rengini rengine göre örüp gelelim. 5. lalemizin son sırasındayız arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3 tane de siyah ipimizle örelim. Başa kadar örüp gelelim. Arkadaşlar 5 tane lalemizi de bitirdik. Şimdi aradaki şeridi yapmak için bütün 22 tane ilmeklerimizi tığımızı toplayacağız. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi yeşillere geçtik arkadaşlar. 16,
17 18 19 20 21 ve 22. 22 tane ilmeğimizi tığımıza toplamış olduk. Başa kadar örüp gelelim. Arkadaşlar bakın 5 tane lalemizi de örmüş olduk. Şimdi şu kısma geçeceğiz arkadaşlar. Şu kısmı da yapalım birlikte. 2 3 4 tane beyaz ipimizle örelim. Yeşil ipimizi alalım. Geri kalan 18 tane ilmeğimizi de yeşil ipimizle tığımıza toplayalım. 22 tane ilmeğimizi bu şekilde örmüş olalım arkadaşlar. 4 tanesi beyaz iplikle, 18 tane ilmeğimizi de yeşil ipimizle ilmeklerimizi tığımıza toplayalım. Başa kadar örelim gelelim arkadaşlar. İkinci sırasına geçtik arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 2 tane yeşil ipimizle örelim. Başa kadar örüp gelelim. Üçüncü sırasında arkadaşlar 2, 3, 4, 5 tane beyaz ipimizle örelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane de yeşil ipimizle örelim. Başa kadar örüp gelelim. Dördüncü sırasında arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane beyaz ipimizle örelim. 1, 2, 3, 4 tane de yeşil ipimizle örelim. Başa kadar örüp gelelim. Şimdiki sıramızda arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de yeşil ipimizle örelim. Başa kadar örüp gelelim. 6. sıramızda arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane de yeşil ipimizle örelim gelelim. 7. sıramızda arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de yeşil ipimizle örelim. Başa kadar örüp gelelim. 8. sıramızda arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane 12 tane beyaz ipimizle ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane yeşil ipimizle örelim. Başa kadar örüp gelelim. 9. sıramızda arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 tane beyaz ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 tane de yeşil ipimizle örelim. Rengini rengine göre başa kadar örüp gelelim. Arkadaşlar komple burun kısmını bitirmiş olduk. Şimdi son şerit olarak da 22 tane ilmeğimizi beyaz ipimizle tığımıza bu şekilde toplayalım. Son sıramızı beyaz ipimizle öreceğiz bu şekilde arkadaşlar. Yirmi, 21 ve 22. 22 tane ilmeğimi tığıma topladım. Başa kadar örüp gelelim. Arkadaşlar bakın lalelerimizi bitirdik. Burun kısmı komple bitti. Bu renklerde de çok güzel oluyor. Şimdi burun kısmı bittikten sonra son sırayı beyaz ipimizle 22 tane ilmeğimizi topladıktan sonra şu işkembe modelini yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bir sıra ben size göstereyim. Bakın tığımızdaki kalıyor. İki tane ilmeğimizi aynı anda alıyoruz. İpimizi, tığımızı, ipimizi doluyoruz. İki tane ilmeğimizi aynı anda alıyoruz. Tığımızı, ipimizi doluyoruz. İşkembe modelimiz de bu şekilde yapılıyordu arkadaşlar. Sadece şu ipi alırken ön kısımdan almaya çok dikkat edin. Arka kısımdan aldığınız zaman istediğiniz şekli bu almaz. Daha değişik bir model olur. Hoş da durmaz diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı ilk baştaki ilmeği almadan sonraki ilmeklerde ikişer ikişer örerekten bu şekilde bu sırayı bitiriyoruz. Bakın arkadaşlar, şimdi bu sırayı başa kadar örelim gelelim. Bakın arkadaşlar hemen desen meydana çıktı. Ne yaptık? İlk sırada tığımızdaki kaldı. İki tane ilmeği aynı anda keserekten yaptık. Şimdi arkadaşlar ilk ilmeğimizi örüyoruz. Ondan sonra iki tane ilmeğimizi aynı anda kesiyoruz. Tığımızı, ipimizi alıyoruz. İki tane ilmeğimizi aynı anda kesiyoruz. Tığımızı, ipimizi alıyoruz arkadaşlar. İkinci sırada böyle başlıyor. Birinci sıra İki tane ilmeği keserekten başlıyorsunuz. İkinci sırada bir tane ilmeği örüyorsunuz. Ondan sonra iki tane ilmeği keserek devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde olduğu zaman işkembe modeli net olarak deseni oluşuyor arkadaşlar. Bu sırayı da şöyle yapalım. Bakın iki tane ilmek kaldı. İki tane ilmeği de tek tek örüyoruz. İkinci sırası da böyle. Bu şekilde örelim arkadaşlar. Bu kısmı da komple bitirelim. Ondan sonra birlikte burun kısmını yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın patiğimin her tarafını bitirdim. Burun kısmının güzelliği. Bu renklerde çok güzel oldu gerçekten de. Son sırama geldim. Son sıramda genellikle ben kesme işlemi yapıyorum arkadaşlar. Size göstermek için 3-4 tane ilmeği bıraktım. Bakın arkadaşlar tığımdaki ilmek kalıyor. Diğer ilmekten ipimi çıkartıyorum. Tığdaki ilmekten bir daha çıkartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kesme işlemi yapıyorum. Patiğimin son sırasını bu şekilde yaptığımız zaman daha temiz bir görüntü oluyor. Böylece bitirelim. Bakın arkadaşlar çok temiz bir görüntü olmuş oluyor. Patiğimizin üst kısmı bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ince tığımızı alacağız. Burun kısmından taban kısmını başlayacağız. Burun kısmına başlamamız için patiğimizin tam ortasındaki şeridin şu şekilde arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5. 5. yuvadan tığımı çıkartıyorum.
İpimi alıyorum. İpimi buradan sağlamlaştırıyorum. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi bu taraftan alıyorum. Diğer 5 tane ilmeğimi de patiğimizin orta kısmının diğer tarafından alıyoruz arkadaşlar. 10 tane ilmek yapacağız. 2 4 6 8 ve 10. 10 tane ilmeğimizi tığımıza topluyoruz. İlk başta 1 olmak üzere 2'şer 2'şer başa kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramıza geçtiğimiz zaman bakın arkadaşlar, hemen sıradaki yuvadan ipimi, tığımı çıkartıyorum. İpimi çekiyorum. Yaptığım ilmeklerimi, 10 tane ilmeğimi tekrardan tığıma bu şekilde topluyorum arkadaşlar. Hemen sıradaki yuvadan tığımı çıkartıp ipimi çıkartıyorum. İkişer ikişer ilmeklerimizi başa kadar bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi tekrardan, bakın sıradaki yuvadan tığımı çıkartıyorum. İpimi alıyorum. İpimi yuvadan çıkartaraktan yaptığım 10 tane ilmeğimi tığıma topluyorum. Sıradaki yuvadan ipimi alaraktan ikişer ikişer bu şekilde başa kadar örüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde sıradaki yuvadan tığımı çıkartıyorum. İpimi tığıma alıyorum. İpimi çıkartıyorum. Bütün ilmeklerimizi tığımıza bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. 10 tane ilmekle başlamıştık. Hemen sıradaki yuvadan tığımı çıkartıp ipimi çıkartıyorum. İkişer ikişer bu şekilde başa kadar örüyoruz arkadaşlar. Ben taban kısımlarını genellikle burun kısmından başladığım zaman 10 ilmekle başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 10 ilmekle başlayıp ta ki taban kısmı komple bitene kadar 10 ilmeğe devam edeceğiz. Sadece arkadaşlar şurada 4-5 sıra kaldığı zaman ikişer ikişer kestiğim oluyor ki şu kısmı yapmak için şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şu kısmı biraz daraltıyoruz. Oraya geldiğim zaman tekrardan size göstereceğim. Taban kısmını bitirelim gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın son 5 tane ilmek kaldı tabanımızın komple bitmesi için. Şimdi ben 5 tane ilmek varken tığımdaki kalıyor 2 tane ilmeğimi aynı anda topluyorum. Başta 2 tane ilmeği alıyorum arkadaşlar. Sonra ortadakileri örüyorum. Sonda 3 tane varken 2 ilmeği aynı anda yine topluyorum. Son ilmeği de alıyorum. Sıradaki yuvadan ipimi çıkartaraktan örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Yani 10 tane ilmekle başlamıştık. 8 tane ilmek kalmış oldu arkadaşlar. Bu şekilde 8 tane ilmeği düşürüp bu şekilde bu tabanımızı 8 ilmekle devam ettireceğiz arkadaşlar. Biraz olsun daraltma yapmış olduk ağız kısmına doğru. Şimdi tabanımızı komple bitirelim. Şunu şuradan alalım. Altı, yedi ve sekiz. 10 tane ilmeğimiz 8 tane kalmış oldu. 8 tane ilmeğimizi
tabanın sonuna kadar hiçbir uygulama yapmadan aynı şekilde örelim arkadaşlar. Yedi, sekiz. Kısmı da yapalım. Son olarak dibe batalım bu şekilde arkadaşlar. İkisini aynı anda bitirerekten taban kısmını komple bitirmiş olacağız. Bir zincir çekelim. Keselim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, taban kısmını komple bitirmiş olduk. Şimdi üst kısmını başlayalım. Başlamadan önce şu ipimizi tığımızın yardımıyla şu aralarda kaydırma işlemiyle aşağı doğru çekelim. Arkadaşlar ipimizi zincir çekip sağlamlaştıralım. Bakın arkadaşlar, şu taban kısmını yaptığımızın son ilmeğinden tığımı bataraktan ipimi oraya tutturuyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Birinci değil, ikinci ilmekten bir tane yalancı trabzana yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tepesine batıyorum. Birinci ilmekten değil, ikinci ilmekten bir trabzana yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir çekip yuvaya batırıyorum. Bakın arkadaşlar, birinci yuvadan değil, ikinci yuvadan bir trabzana alıyorum. İki zincir çekip dibine batıyorum. Birinci sıradan değil, ikinci yuvadan bir trabzan alıyorum. İki zincir çekip araya batıyorum. Bu üst kısmı da böyle yapalım arkadaşlar. Bakın, ipimi aldım. Birinci değil, ikinci aradan yalancı trabzanı yapıyorum. Araya batıyorum. Bir değil, ikinci aradan komple topluyorum. İki zincir çekip araya batıyorum. Bu üst kısmı da arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Birinci değil, ikinci aradan trabzanımızı kapatıyoruz. İki zincir çekip bu şekilde. Bakın arkadaşlar, aralıklı oluyor. Bir tane daha göstereyim. İpime tığım aldım. Birinci aradan değil, ikinci aradan komple kapatıyoruz. İki zincir çekip şuradaki araya ipsiz batıyoruz. İpimi alıyorum. Birinci aradan değil, ikinci aradan ipimi komple kapatıyorum. İki zincir çekip araya batıyorum arkadaşlar. Bu komple üst kısmı bu şekilde yapalım. Gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, patiğimizin ağız kısmını, üst kısmını ben bu şekilde bitirdim. Bütün her tarafını, yani bir sırada, bir sırayla tamamlamış oldum. Burun kısmını anlattığım gibi 10 tane ilmekle başladım. Ta ki taban kısmının son şu kısmına gelene kadar 10 tane ilmekle yaptım. 5 ilmek varken 8'e düşürerekten taban kısmını komple bitirmiş oldum. Üst kısmını da bu şekilde yaptım. İsterseniz arkadaşlar patiğimizi bu şekilde kullanın. Ya da ben şöyle siyah bir zincir çektim arkadaşlar, daha değişik bir hava versin diye. Bunu patiğimizin şu ara kısmından geçirerekten şekilde göstereyim.
Değişik bir şekilde. Değişik bir görüntü sağlar diyelim. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz böyle düz kullanın. İsterseniz de benim gibi böyle siyah ipimizle zincir çekelim. Zinciri 100 taneden çektim arkadaşlar. Tam 100 zincirle tam patiğimizin ağız kısmını tamamlamış oluyor. Şöyle geçirelim. Ya da bakın arkadaşlar, şu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle de ayrı bir güzel oluyor. Hani nasıl isterseniz öyle yaparsınız arkadaşlar. Ben şimdi bu iplerimizi de yerleştireyim. Siz de yapmak isterseniz yapın gelin arkadaşlar. Arkadaşlar patiğime dediğim gibi siyah ipimle çektiğim zincirimi patiğimin üst kısmındaki aralara geçirdim. Böyle ayrı bir havası oldu diye düşünüyorum. Sizin zevkinize göre nasıl istiyorsanız öyle yapınız arkadaşlar. İsterseniz bu bağcığı hiç kullanmayın. Sade yapın. Yapın ya da böyle yapın arkadaşlar. Nasıl isterseniz öyle yapın. Çok şükür arkadaşlar bir patiğimizi daha bitirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Hayırlı akşamlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.